Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 30 Mayıs'ta Türkiye saatine göre öğleden sonra 14.30'da 9 derece İkizler Burcu'nda yeni ay doğacak. Her yeni ay yeni olasılıkları gündemimize taşıyor. Bakalım bu yeni ayda gündemimizde neler olabilir? An haritasına göre baktığımızda, İstanbul'a göre baktığımızda 29 derece Başak Burcu yükseliyor bu yeni ayda. Ankara'ya göre değerlendirdiğimizde ise 2 derece Terazi Burcu yükseliyor. Yükselen burcun değişimi her iki şehir içinde biraz farklı enerjiler getirebilir. Ankara'ya göre baktığımızda daha çok ilişkiler, işbirlikleri, ortaklıklar, diplomasi gibi konular vurgulanırken, İstanbul'a göre baktığımızda 29 derece Başak daha çok değişim ve dönüşümler ve bazı streslerin de artabileceğini işaretçisi. Çünkü ana akslarda MC noktasında da 29 derece ikizler var. Yükselende 29 derece Başak var. 29 dereceler biraz daha değişken koşullar, değişimler anlamına gelir, dönüşümler anlamına gelir. Zaten İkizler Burcu değişken bir burç. Hava elementinin bir burcu ve Merkür tarafından yönetiliyor. Bu yeni ayda Merkür henüz Boğa Burcu'nda gerilemekte olacak. Ve yeni ay haritanın 9. evinde doğuyor. 9. ev bilgi paylaşımı, özellikle başkalarıyla, uzaklarla ilgili konulardır. Bir ülke için düşündüğümüzde uluslararası temalar, yurt dışı ile ilgili bağlantılar, deniz ve hava yolculukları, turizm, üniversiteler, akademik konular, din ve maneviyatla ilgili konu ve bunlarla ilgili kurumsal yapılar, ikizler, yani 9. ev konularıdır. Şimdi bu yeni ayda aslında günlük hayatımızda iletişim trafiğinin artmasını ve daha fazla hareket bekleyebiliriz. Merkür'ün Boğa Burcu'nda gerilemekte olması aslında ilginç de bir derecede. 26 derece Boğa Burcu, geçtiğimiz 19 Kasım'daki Boğa tutulması derecesini de tetikliyor burası. Aynı zamanda 16 Mayıs'taki Akrep Burcu'ndaki Dolunay derecesini de tetikliyor. Hani biraz geçmişle ilgili konu ve kavramları da gündemimize taşıyacak ve gözden geçirmeleri de daha fazla sanki ortaya çıkaracak gibi. Ve Merkür'ün Satürn'le bir kare açısı var. Merkür-Satürn karesi hani düşüncelerin ciddi olması anlamına gelir. Yani burada bilgi paylaşımında bazı engeller, kısıtlamalar olabileceği gibi hataların, yanlışların daha fazla göz önüne gelmesi ve bunlarla ilgili ihmal edilen konuların, yanlış bilgilerin veya hatalarımızın daha fazla karşımıza çıkması ve bunlarla ilgili bazı kısıtlamalar veya telafi edilmesi gereken konular, bazı maddi manevi yükümlülüklerle karşılaşabileceğimiz bir süreci de işaret ediyor. Merkür Satürn karesi parasal konularda da sıkıntıları arttırabilir. Çünkü Merkür Boğa'da olduğu için Boğa'da maddi konular demek, ekonomi demek, finans demek ve buralardaki kısıtlamalar, engeller, daha önceden yapılması gereken veya yapılmaması gereken verilmiş kararların, uygulamaların sonuçlarıyla yüzleşmeler anlamına da gelebilir. Evet, Mars ve Jüpiter bu yeni ayda Koç burcunda birleşiyor. Gerçekten Mars ve Jüpiter'in birleşmesi enerjiyi çok yükseltir. Jüpiter büyütüyor. Yani bu daha hevesli, daha cesur olabileceğimiz bir dönemi işaret ediyor. Aynı zamanda İkizler Burcu'ndaki Ay ve Güneş Mars ve Jüpiter'le de olumlu bir açıda, destekleyici bir açıda. Yani kişisel girişimler anlamında konuşmak, kendimizi ifade etmek, yeni bir şeyleri öğrenmek, işte seyahat etmek, bir işi başlatmak, anlaşma yapmak, sözleşme yapmak gibi alanlarda daha hevesli ve cesur olabiliriz. Çok daha belki risk de alabiliriz. Çünkü Koç gözü karadır. Sabırsızca risk alabilir. Aynı zamanda böyle çok kavgacı ve mücadeleci de olabilir kendi istedikleri konusunda ya da kendi düşüncelerini savunurken. Şimdi bu konular hem kişisel alanlarda hem toplumsal alanlarda tabii ki biraz daha gündemimizde olabilir. Yani sabırsızlığa, işte düşünmeden hareket etmeye, bilgi paylaşırken o bilginin doğru olup olmadığına önem vermeliyiz. Merkür'ün gerilemesi aslında biraz yavaşlamamız gerektiğini de işaret ediyor. Her yeni ay yeni fırsatlar karşımıza çıkarabilir ya da yeni bir fikir, yeni bir düşünce gelebilir karşımıza ama bunları uygulamaya koymadan önce Merkür ile Satürn arasındaki kare açı yavaşlamak gerektiğini, biraz daha ciddi ve belki kapsamlı düşünmemiz gerektiğini işaret ediyor. Tüm olasılıkları göz önüne almamız gerekiyor. Karar verirken ve harekete geçerken de temkinli olmakta fayda var.
3 Haziran'dan itibaren Merkür retrosu tamamlanacak. Merkür ileri dönecek. 3 Haziran'dan sonra aslında bu yeni ay ve yeni ayla birlikte hayatımıza gelebilecek konu ve kavramları daha rahat ele alabiliriz ve onları uygulamaya koyabiliriz. Şimdi burada tabii 9. ev ikizlerdeki yeni ay ulaşıma dikkat çekiyor. Özellikle yurt dışı konuları, uluslararası ilişkilere dikkat çekiyor. Bilgi paylaşımı öne çıkıyor. Ve İstanbul için biraz daha değişken koşullar olabilir dedik. Deniz yolları ve özellikle boğazlar, çünkü Merkür de boğa burcunda gerilediği için boğazlardaki trafik ve tabii ki boğazlardaki yine anlaşmalarla ilgili konular, uluslararası alanda diğer ülkelerle olan ilişkilerimizde bunlarla ilgili konu ve gündemler konuşulabilir ve bazı şeyler belki tekrar ele alınabilir veya hani buradaki bazı ihmal edilmiş konular daha fazla dikkatimizi çekebilir. Ticari konular, uluslararası ticaretle ilgili alanda yine dikkat çekici durumlar olabilir, düzenlemeler olabilir. Eğitime dikkat çeker ikizler. Eğitim konuları, üniversiteler, akademik konular, işte tam sınav döneminde sınavlarla ilgili yine gündemlerimiz olabilir. Belki bazı şeyleri tekrar ele almak, düşünmek, bazı detayların tekrar üzerinden geçirmesi gerekebilir. Aynı zamanda ülkenin tüm trafiğini yönetir ikizler. Ulaşım sistemi ve tüm haberleşme sistemini yönetir. Bununla ilgili gündemlerimiz olabilir. Yeni ay derecesi 9 derece ikizler, Aldebaran sabit yıldızıyla birleşiyor. Çok önemli bir sabit yıldız, Kraliyet yıldızı ve özellikle bu yıldız üzerindeki enerjiler bizim için tabii ki dikkat edilmesi gereken bazı hususlara da burada önem veriyor. Yani ikizler, 9 derece ikizler, Aldebaran sabit yıldızı bilgi, iletişim, kültürel konular, ticari faaliyetler, ticaret yıldızdır zaten. Ticari konularda çok destekleyici olabilir. Çok başarılar da verebilir. Ancak bu sabit yıldızın tesiri dürüstlüğe, ahlaki konulara dikkat çeker. Ve eğer bilgi paylaşımında ve ticari faaliyetlerde, parasal konularda da tabii ki burada paylaşımlarda yalan, iftira, işte başkalarının hakkını yemek gibi konular varsa, kendi çıkarlarımız için eğer elimizdeki fırsatları, gücü kullanıyorsak, başkalarını yanıltıyorsak, o zaman önemli yaptırımlar ve tabii ki cezalarla da karşılaşabiliriz. Özellikle dürüstlüğe vurgu yapan, etik, ahlak konularına vurgu yapan bir sabit yıldız. Belki de tüm insanlık, tüm toplumsal olarak biraz daha burada sınanma içerisinde olabiliriz tabii ki bu sabit yıldızın gözcülüğü altındaki bu yeni ay döngüsünde. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor tabii ki. Değişken burçlarımız özellikle daha fazla etki alacak. İkizler, Yay, Balık ve Başak burçlarımız, ilk dekanında doğanlar 5 derece ile 14 derece arasında Güneş burcu, yükselen burcu olanlar, lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Değişken burçların 5 ve 15 derecesi arasında Güneş burcunuz, yükselen burcunuz ya da kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa bu yeni ay döngüsü sizi çok daha fazla etkileyebilir. Evet, değişken nitelikler öne çıkıyor dedik. Özellikle İstanbul için biraz daha stresler artabilir. Ve İstanbul'la ilgili işte boğazlarla ilgili bazı durumlar söz konusu olabilir. Yine uluslararası ticarette streslerle karşılaşabiliriz. Çünkü o Merkür'ün, yönetici gezegen Merkür'ün hassas bir derecede Algol'la birleşiyor. Retro Merkür ve Satürn'le de kare açıda. Bu kısıtlama demek. Yani ticari alanlarda kısıtlamalar, işte yolculuklarda kısıtlamalar, ticarette bazı sıkıntılar, bazı kararların, yasaların gözden geçirilmesi ve buradaki ihmallerle yüzleşmeler olabilir. Özellikle ekonomik anlamda zorlanmalar ve gıda ile ilgili en temel ihtiyaçlarımızla ilgili olabilecek bazı yine ulaşımla ilgili olabilecek kısıtlamalar nedeniyle oluşabilecek sıkıntılar söz konusu olabilir. Evet, ay düğümleri Boğa Akrep aksında, Güney düğüm Akrep'te
Kuzey Düğüm Boğa'da, zaten Merkür tam Kuzey Düğüm'e yakın yerleşmiş durumda. Bu durumda yani gelecekle ilgili konularda biraz daha belki bazı hareketlerimizi gözden geçirmemiz gerekiyor. Örneğin bir işletme açacağız, bir ticari girişim içerisinde bulunacağız veya bir eğitime başlayacağız. Bununla ilgili araştırmalarımız var. Yurt dışı ile ilgili beklentilerimiz var. Uluslararası alanlarda mesela hedeflerimiz olabilir. Buralarda karşılaşabileceğimiz bazı kısıtlamalar olabilir. Bilgi trafiğine dikkat edelim. Eksik bilgiler olabilir. Burada yanıltıcı durumlar olabilir. Gözden kaçırdığımız detaylar olabilir. Bunlara dikkat edelim. Güvenliğimize, hem maddi hem manevi güvenliğimize dikkat etmemiz gerekiyor. Güvenli adımlar atmamız gerekiyor. Kendimizin olduğu kadar başkalarının da güvenliğine, haklarına, hukukuna yine dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer eksikler varsa, şu ana kadar yolunda gitmemiş veya engellendiğimiz konular olabilirse, şimdi bu yeni ay bize bu eksikleri tamamlamak için, buradaki hatalarımızı düzeltmek için bazı fırsatlar da verebilir tabii ki. Bunları da kendi lehimize kullanabiliriz aslında, değerlendirebiliriz. Kişisel haritalarımızda yeni ayın, yani ikizler burcunun bulunduğu ev alanlarımızda bazı yenilikler, yeni ay enerjilerini deneyimleyebiliriz. Şimdi kısa kısa yükselen burçlarınıza göre özellikle yeni ay etkilerinden bahsetmek istiyorum. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, ikizler yeni ayı 3. evinizde doğuyor. Düşünceleriniz hareketli, yeni bir şeylere başlayabilirsiniz. Evet, bir şeyleri öğrenmek için, okumak, araştırmak için iyi bir dönem. Yazabilirsiniz, çizebilirsiniz, yeni kitaplar alabilirsiniz, bir eğitime başlayabilirsiniz. Para kazanmak için ticari bir oluşum gündeminizde olabilir. Şu anda Merkür'ün gerilemesi parasal hesaplara, içinde bulunduğunuz maddi koşullara dikkat çekiyor. Kısıtlandığınız konular olabilir, engellendiğiniz konular olabilir veya kendinizi yetersiz hissediyor olabilirsiniz. Koşullarınızı iyileştirmek için belki biraz daha burada araştırmalar yapmanız gerekiyor. İhmal ettiğiniz özellikle kazançlarla ilgili konular varsa bunlara dikkat etmeniz lazım. Eğer size zarar getiren bir ticari oluşum içerisindeyseniz belki bunu tekrar düzenleyecek, tekrar düşüneceksiniz. Bir eğitim için parasal ihtiyaçlarınız olabilir, buradaki yetersizlikleriniz olabilir, işte buradaki kaynaklarınızı araştıracaksınız. Kardeşlerle ilgili konularınız olabilir, düzenlemeniz gereken. Bilgi trafiğine dikkat edin, komşu ilişkileriniz, kardeşlerle olan ilişkileriniz. Yeni adımlar atabilirsiniz. Bu ilişkilerinizde sorunlar varsa bunları tekrar gözden geçirebilir, düzeltme imkanları da bulabilirsiniz sevgili koçlar. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, ikizler yeni ayı 2. evinizde doğuyor. Sizin için özellikle kendinizi güvende hissetmenizi sağlayacak koşullarda yeni adımlar atılabilir. Değerlerinizi kullanmak, kendinizi değerli hissetmek için örneğin, yani bir yeteneğinizi değerlendirebilirsiniz. Şu ana kadar kendinizde geliştirdiğiniz veya keşfettiğiniz bir yeteneğinizi kullanarak bir iş olabilir bu. Bir para kazanma imkanı olabilir. Bunlar için yeni olasılıklar gündemde. Evet, biraz sorumluluklar var aileyle ilgili ya da kariyer alanında sorumluluklarınız var. Parasal konularda hayatınızda gecikmeler olabilir ya da kendi işinizi kurmak istiyorsunuz. Bununla ilgili mesela bazı parasal ihtiyaçlarınız olabilir. Üstlerle anlaşmamız gereken konular var. Otoriteden destek bekliyor olabilirsiniz. Buralardaki eksikleri tamamlamanız gerekiyor. Gözden geçirmeleriniz gerekiyor. Geçtiğimiz Kasım ayında da başlamış konular olabilir hayatınızda. Yani bunlarla ilgili sonuçlarla da karşılaşabilirsiniz veya yeni olasılıkları gündeminize taşıyabilirsiniz. Bütçeniz, gelir gider dengeniz, paranız, kaynaklarınız, değerleriniz, tüm bunlarla ilgili gerçeklerle yüzleşip daha ciddi adımlar atabileceğiniz, yeni kararlar verebileceğiniz önemli bir dönemdesiniz sevgili boğalar. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, sizin yeni ayınız tabii ki özellikle doğum gününüz 27 Mayıs'la 4 Haziran 5 Haziran arasıysa sizin için çok daha güçlü. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. 5-15 derece arasında güneşiniz, yükselen burcunuz varsa bu yeni aydan daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Bu yeni ay size yenilikler getirebilir tabii ki. Yeni adımlar atabilirsiniz. Mars'ın ve Jüpiter'in de olumlu açıları aslında sosyal alanda fırsatları arttırıyor. Çevreniz gelişebilir. Arkadaşlardan teklifler alabilirsiniz. Yeni adımlar için mesela özellikle grup ilişkilerinde, ekip faaliyetlerinde daha fazla kendinizi, cesaretinizi arttıracak durumlar olabilir.
spora başlayabilirsiniz fiziksel anlamda. İmajınızda bazı değişimler söz konusu olabilir. Sağlık sorunlarınız varsa hani bunları şöyle bir gözden geçirmek için, hayatınızda yenilikler yapmak için iyi bir dönem. Hani bir şeyleri hayatınızdan çıkarmanız da gerekiyor olabilir. Bir süredir zaten enerji toplamak için biraz izole yaşadınız, biraz kendi iç dünyanıza yöneldiniz. 2 Haziran'dan, 3 Haziran'dan sonra aslında enerjinizi toplayacaksınız. Daha rahat hareket edebilir, adım atabilirsiniz. İlişkilerinizle ilgili, iş girişimlerinizle ilgili kendinizi ifade edebileceğiniz, gösterebileceğiniz alanlarda şimdi daha rahat inisiyatif alıp harekete geçebileceğiniz bir süreçte olabilirsiniz sevgili ikizler. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, ikizler yeni ayı 12. evinizde doğacak. 12. ev biraz gizli bir alandır. Söz konusu ikizler olunca da bilgiler, bilgi trafiği anlamına gelir. Merkür'ün geriliği olması bu dönemde bazı gizli bilgilerin ortaya çıkabileceğini, bir şeyler öğrenebileceğinizin işaretçisi. Ama kendinizin gizlemek istediğiniz bir şeyler varsa bunları da iyi sakladığınızdan emin olun. Yani sizi şaşırtacak sırlar ortaya çıkabilir ya da bir şeyleri araştırıp bulabilirsiniz. İlişkilerle de ilgili biraz gizlilikler olabilir hayatınızda. İş konularında hazırlıklar varsa bir projeyi hazırlıyor olabilirsiniz ya da bir öğrenciyseniz bir tezi hazırlıyorsunuz. İşte çalışıyorsunuz, bir sınav için çalışıyorsunuz. Hani şimdi bunlarla ilgili aktif bir dönem başlıyor sizin için. Yaşamınızda düzenlemeler yapabilirsiniz. Örneğin bilinçaltı çalışmaları, terapiler falan bu dönemde çok yararlı olabilir. Yaşamınızdan çıkarmak istediğiniz, sizin için artık gerekliliği kalmamış konulara karar verip bir hayatınızda şöyle bir sadeleşme, bir ayıklama, bir rahatlama da söz konusu olabilir. Zararlı alışkanlıklarınızı çıkarabilirsiniz hayatınızda. Maddi manevi olabilir veya ruhsal, bedensel, zihinsel sağlık, terapi, iyileşme, şifa çalışmaları içerisinde olabilirsiniz ve bunlardan da uzun vadeli faydalar görebilirsiniz sevgili yengeçler. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, ikizler yeni ayı 11. evinizde doğuyor. Sosyal hayatınız, arkadaş ilişkilerinizi gözden geçiriyorsunuz. İşle ilgili bir proje üzerine çalıştığınız kişiler olabilir bu. Belki bir projede, bir ekip çalışmasında gözden geçirmeler yapacaksınız. Hani burada kendinizi engelleniyor gibi hissediyorsanız eğer veya yanlış bir projedeyseniz, yanlış bir çalışma arkadaşı içerisinde, yani ekibi içerisindeyseniz belki buralarda da kararlar verebilirsiniz. Maddi hesaplarınızı, maddi girişimlerinizi, harcamalarınızı da gözden geçirebileceğiniz, hani muhasebe hesapları da yapabileceğiniz bir dönem aslında. Tabii ki yeni iş görüşmeleri olabilir, yeni imkanlar olabilir. Daha önceden tanıdığınız kişiler, daha önceden çalıştığınız iş yerlerinden yeni teklifler alabilirsiniz. Hani bunları da değerlendirebilirsiniz bu süreç içerisinde. Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, bir değişken burç olduğunuz için en fazla etkiyi alanlardan birisiniz. İkizler yeni ayı kariyer alanınızda doğacak. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 5-15 derece arasındaysa daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Bir işe başlayabilirsiniz. Mesleki konularda görev değişimleri olabilir, yer değişimleri olabilir. Özellikle uluslararası konular, yurt dışı konularında beklentileriniz varsa veya akademik bazı hedefleriniz varsa, buralarda engellendiğiniz, kısıtlandığınız konular varsa yeni bir adım atabilir veya bunları çözmek için de daha fazla diyalog içerisinde olabilirsiniz. Üstlerle ilişkiler, aile büyükleriyle olan ilişkiler veya bir aile işiyle ilgili vereceğiniz kararlar ya da akademik konularda yapacağınız çalışmalar, buradaki hedefleriniz ve bunun kariyerinize olan etkileriyle ilgili gelişmelerde söz konusu olabilir. Ertelediğiniz bir seyahate de çıkabilirsiniz ya da ertelediğiniz bir işle ilgili mesleki bir eğitimi tamamlama fırsatlarıyla da karşılaşabilirsiniz sevgili Başaklar. Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, ikizler yeni ayı 9. evinizde doğacak. Bu yeni ayda uzak hedeflerinize odaklanabilirsiniz. Aynı anda birden fazla seyahatin gündeme gelmesi mümkün. Biraz hani uzak mesafeli seyahatler, özellikle uluslararası konular, başka şehirler, başka ülkeler gündemde. Akademik konularla ilgili eğitimler olabilir. Hani bir belki yüksek lisansa başlamak ya da üniversiteye hazırlanmak, sınav gündemde olabilir ya da bir sınava girdiniz, onun sonuçları ile ilgili gündemler olabilir. Tabii ki yolculuklar planlayabilirsiniz, tatil organizasyonları olabilir. Sizin ya da eşinizin uzaklarda yaşayan yakınları, kardeşleri, akrabaları ile iletişimin öne çıktığı bir dönem. Biraz finans ve paylaşımlarla ilgili konular da gündemde, akrabalarla ilgili olabilir veya eğitimle ilgili beklediğiniz bir burs ya da parasal kaynaklarla ilgili araştırmalarınız olabilir. Ertelediğiniz bir eğitim varsa, parasal yoksulluk
yoksunluklar nedeniyle bununla ilgili kaynaklar bulabilirsiniz. Veya yurt dışı ile bağlantılı bazı hedefleriniz var. Bu bir iş ve ticari girişim olabilir. Evet, bazı engeller ya da kısıtlamalar hissedebilirsiniz, özellikle maddi konularla ilgili. Ama bu yeni ay kendi içinde bunları düzenleme ya da bazı kaynakları temin etme imkanlarını da size sunabilir sevgili teraziler. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, ikizler yeni ayı 8. evinizde doğacak. Maddi konular, finansal paylaşımlarla ilgili gündemleriniz var ve bunlar ilişkilerinizle ilgili olabilir. Bir evlilik, ayrılık, hani bununla ilgili belki finansal sözleşmeler, işte bir nafaka konusu, tazminat konusu veya evleniyorsunuz, hani evlilikle ilgili masraflar, krediler falan olabilir. İşbirlikleriyle ilgili yine işbirlikleri, yatırımları ya da ortağınızın parasal kaynaklarıyla ilgili gündemleriniz olabilir. Böyle bir kredi anlaşması ya da bir borç alacak dengesinde eğer sıkıntılarınız ve kısıtlamalar hissediyorsanız, evet, bu yeni ay, yani bunlarla ilgili mevzuları gündeme taşırken belki geçtiğimiz Kasım ayından bu yana gündemde olan ya da ertelediğiniz bir şeyleri çözme fırsatları da verebilir size. Hani bu bir yatırım da olabilir, bir emlakınızın satılması, kiralanması ve bununla ilgili elde edilecek gelirler olabilir. İşte kiracınızla bir sözleşmeyi tekrar gündeme taşıyabilirsiniz. Ya da siz bir evde, ev sahibi, kirada oturuyorsunuz, ev sahibinizle ilgili bu tarz gündemleriniz olabilir. Biraz zorlandığınız, sıkıldığınız konularda olabilir ama hani bunları çözme imkanları da gündeme gelebilir tabii ki sevgili akrepler. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, ikizler yeni ayı 7. evinizde olacak. İlişkilerle ilgili hızlı gündemleriniz var. Hani yeni tanışmalar, yeni kararlar, evlilik planları, İşbirlikleri, ortaklıklar, yeni arkadaşlıklar gündeminizde olabilir. Ama biraz sanki bunlar eskiyle de bağlantılı olabilir. Özellikle hizmet aldığınız kişiler, işte asistanınız, yanınızda çalışan kişiler, evinizde çalışan kişiler, onlarla olan anlaşmalarınız, sözleşmeleriniz, bunları bir gözden geçirebilirsiniz. Bunlar maddi anlaşmalar olabilir ya da finansal bazı paylaşımlarla ilgili olabilir. Bir sigorta sözleşmesi gibi de olabilir. Ya da muhasebecinizle, hizmet aldığınız kişilerle olan ya da işte yardımcınız, asistanınızla yaptığınız işler, anlaşmalar olabilir. Hani bunları gözden geçirebileceğiniz bir dönemdesiniz. İş hayatınızda ve genel sağlığınızla ilgili konularda biraz dikkat edin. Zorlandığınız konularda yardım almanız gereken konular varsa eşinizden, arkadaşlardan veya ortaklı işlerde, özellikle partnerinizden de, ortağınızdan da bu dönemde yardımlar ve destekler alabilirsiniz. Oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, ikizler yeni ayı sizin 6. evinizde doğacak. İş hayatınız ve günlük hayatınızın detaylarına dikkat çeken bir yeni ay. Belki bir işle ilgili detaylar var. İşte ticari konular olabilir, iş seyahati, işle ilgili eğitimler olabilir. Yanınızda çalışan kişilerin eğitilmesi, onların hani seyahatleri olabilir. İşbirlikleri ve sözleşmelerle ilgili konular var. Sağlığınızla ilgili kontroller gündemde olabilir. Sizin ya da evcil hayvanlarınız, işte çocuklarınız, ailenizle ilgili, bazı akrabalarınızla ilgili gündemleriniz olabilir bu dönem içerisinde. Birden fazla konuyla da ilgilenebilirsiniz. Aynı anda birden fazla işle ilgilenebilirsiniz. Eğer sizi yoran koşullar varsa, sağlığınızla ilgili ihmal ettiğiniz konular varsa, ikizler yeni ayı onları tekrar ele almanız, onları iyileştirmeniz için de size fırsatlar sunabilir. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, 5. evinizde doğacak yeni ay, ilişkileriniz, romantik konular, aşk hayatınız ve çocuklarla ilgili gündemlerinizi hızlandırıyor. Tabii ki aşık olabilirsiniz. Belki aile olmak, belki çocuk sahibi olmak istiyorsunuz. Hep ertelediğiniz bir konu da olabilir bu. Şimdi bu yeni ay bununla ilgili yine sizin için planlar ortaya çıkarabilir. Bazı hızlı ve sürpriz gelişmeler de olabilir tabii ki. Çocuklarınızın eğitimiyle ilgili konular var. Onların sınavları olabilir, okulları olabilir. İşte bu ikizler yeni ayında onları bir düşüneceğiz. Belki önceden karar verdiğiniz bir şeyi tekrar gözden geçirip bir değişiklik yapmak isteyeceğiz. Belki çocukların okuluyla ilgili örneğin. Ya da hep ötelediğimiz bir şeyler var. Hani evimizin düzenlenmesi, işte kendimizle ilgili işte bir iş ve faaliyetler ya da hobimizle ilgili ya da eğitim almak istediğimiz bir konu var. Bunları ertelediğimiz konuları tekrar ele alabiliriz. Yatırımlarımızla ilgili konuları, özellikle parasal kazançlarla ilgili
ve birazdan spekülatif piyasalarla da ilgili olabilir bunlar. Bu yatırımlarımızı şöyle bir gözden geçirebiliriz. Belki oralarda yeni kararlar alacağız, değişimler yapacağız. Eğlenceli konular da fırsatlar dahilinde sizi daha fazla eğlendirecek, keyiflendirecek. Özellikle 3 Haziran'dan sonra Merkür'ün de ilerlemesiyle beraber ortamlara daha fazla dahil olabilirsiniz. Seyahat planları da yapabilirsiniz sevgili kovalar. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, en fazla etkilenen burçlardansınız. Değişken bir burçsunuz çünkü. 4. evinizde bir yeni ay doğacak. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 5-15 derece arasıysa bu yeni aydan daha fazla etki alabilirsiniz. Ev ortamınızda yenilikler olabilir. Tabii ki taşınmalar, yer değiştirmeler olabilir. Evinizi de güzelleştirebilirsiniz. Bu dönem sanki ailedeki genç üyeler, bunlar akrabalarınız olabilir, kardeşler olabilir, komşular olabilir, kuzenler, yeğenler. Hani evde onların daha fazla olması, onlarla daha fazla görüşmeniz, iletişim içerisinde olmanız mümkün görünüyor. Ziyaretler, gidip gelmeler olabilir. Yolculuklar olabilir. Yani ailede böyle gündemler var. İşte kuzeniniz evlenebilir, kardeşinizin bir işi olabilir. Yani daha fazla onlarla haberleşmeniz, bir yerlere gitmeniz, onların sizi ziyaret etmesi, evde toplantılar olması, evin düzenlenmesi, bunun gibi gündemlerin daha çok olması mümkün. Evde yapabileceğiniz bir iş olabilir, bir ticari girişim olabilir. Evde bununla ilgili düzenlemeler yapabilirsiniz. Aileyle ilgili anneniz, babanız, ebeveynlerinizle olan ilişkileriniz ve onlarla ilgili gündemler de bu yeni ay kapsamında daha fazla günlük hayatınızda olabilir sevgili balıklar. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.